Bir şey söylemeyecek misiniz? Ne söyleyebilirim ki paşa? Her şeyi düşünmüşsün. Sultanım. Bu ne cüret paşa? Sen nasıl olur da kızıma talip olursun? Üstelik bana sual etmedin. Buna mecbur kaldım sultanım. Şah Sultan sizi öldürmemi istedi. Ben de hem sizi hem de kendimi korumak için böyle bir şey... Bana mecbur kaldığını söyleme paşa. Belli ki en başından beri aklında bu varmış. Fırsat kolamışsın. Yazıklar olsun. Sen de mi arkamdan iş çevirir oldun? Haşa. Ben bugüne kadar size ihanet etmedim sultanım. Bundan sonra da etmem. Şu an Edirne'desiniz. Düşmanlarınız geri dönmememiz için her şeyi yapıyorlar. Ben de bu yüzden tehdit edildim. Benim bütün çabam bu oyunu bozmak ve sizin tekrar payitahta dönmenizi sağlamaktır. Kızımla evlenerek mi yapacaksın bunu? Her şey çok ani oldu sultanım. Bir karar vermeye mecburdum. Size danışmadığım için hatalı olduğumu kabul ediyorum. Ancak buna vaktim yoktu. Zaten size rağmen sizin rızanız olmadan bu izdivacının olması mümkün değil. Rüstem kulunuzun canı yolunuza feda olsun. Karar sizin. Sultanım, bir arzunuz var mı? Geri dönmem lazım. Saraydan uzak kaldığım her gün düşmanların mezarımı biraz daha kazmakta. Rüstem Paşa neler söyledi sultanım? Onca yolu boşuna gelmemiştir herhalde. Merakım mazur görün. Rüstem Paşa'nın büyük hayalleri var Fahriye. Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim. Zekası ve kabiliyetleri bir yana, cüreti ve hırsıyla da beni şaşırtmaya devam ediyor. Bana hizmet edecek bir paşa da bu meziyetler olmalı elbette. Ancak ondan beklediğim ilk şey sadakat. Bu her şeyden mühim. Zira bana hizmet eden herkes kendi hayalleri için değil, benim hayallerim için nefes almalı. Size bir teklifi mi oldu sultanım? Mirşimah'la evlenmek istiyor. Belli ki uzun zamandır düşündüğü bir şey bu. Makulç oğluna olan öfkesini de hesaba katarsak, bu cüretin arkasında sarıcı akıl yok. Hisleriyle hareket etmiş. Siz ne cevap verdiniz sultanım? Bu izdivaca müsaade edecek misiniz? Bunu düşüneceğim Fahriye. Gerçi düşünen yalnızca ben değilim. Hünkârımızın da vaziyetten haberi var. Seni çok özledim anne. Ben de seni yazlan. Cihangir'e ne kadar gurur duysanız azdır vade. Buraya gelmemizde en çok onun payı var. Beni hünkârımızın yanına yollayıp yemeden içmeden kesildiğini söylememi istedi. Hünkâr babanıza yalan söylemenin gurur duyulacak bir tarafı yok Mihrimah. Öyle değil mi Cihangir? Evet ama başka çaremiz yoktu valide. Ayrıca asıl yardımı Malkuçoğlu yaptı. Bize refakat ederek. Mehmet nasıl? Selim Bayezid. Cihangir ve benim gibi size hasret kaldılar. Onlar için de herkes iyi. Şehirde veba görülmüş. Sarayda bir şey yok değil mi? Mirşima hepinizin çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ben bunu gelirken yolda Bali Bey'den öğrendim. Siz nasıl hemen? Sizleri korumak için her şeyi bilmeye mecburum Mirşima. Gördüğün gibi söylediğim her şey tek tek çıktı.
Şah Sultan bana tuzak kurdu. Hünkârımızın aklını, kalbini şüpheyle doldurmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Hünkârımızın verdiği bu karar en çok kendisini üzdü valide. Onca yalana ve iftiraya rağmen kalbinde yalnızca siz varsınız. Sizi özlüyor. Bunun için dua ediyorum Mişima. Onun kalbinde olmak için. Beni özlemesi için dua ediyorum. Ben de dua ediyorum. Eğer bir gün evlenirsem ona aşkla bağlı olmak istiyorum. Tıpkı hünkârımız ve sizin gibi. Sultanım, Mihrimah Sultanımızı ve Şehzademizi payitahta götürmem icap ediyor. Size haber vermek istedim. Evlatlarımı getirdiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az. Emniyetli bir şekilde dönmelerini sağla. Merak buyurmayın sultanım. Makotçuoğlu sana bir sualim olacak. Senden ricam samimi bir şekilde cevap verme. Şüpheniz olmasın. Kızım Mişima Sultan'a karşı bilmediğim bir vaziyetin var mı? Zinhar çekinme. Bana sadece kalbinden geçeni söyle. Sana evlatlarım üzerine yemin ediyorum ki konuştuklarımız aramızda kalacak. Asla aleyhinde kullanılmayacak. Sultanım, inanın bana. Ne sizin, ne de Mihrimah Sultanımızın bilmediği bir vaziyetim yok. Ben sadece hünkârımıza hizmet eden bir askerim. Zinhar başka bir arzum, hayalim yok. Araba yazla. Mihrimah ve Cihangir birazdan gelir. Eminim çok yakında yanımızda olacaksınız valide. İnşallah. Bunu bizzat hünkârımıza vermeni istiyorum. Senden başkasına güvenemem. Gider gitmez hünkârımıza ulaştırırsın. Elbette valide. Cihangir benim küçük aslanım. Anne. Biz seninle ne konuştuk? Bir şehzade ağlamaz. Kardeşlerine de söyle, ben gayet iyiyim. Merak etmesinler. Yemeni, içmeni de ihmal etme. Geldiğim zaman karşımda güçlü, kuvvetli bir şehzade istiyorum. Gülsüm. Mişima sen kal. Siz de çekin, hepiniz çekin. Beni kızımla yalnız bırakın. Benim ayım Güneş. Güzeller güzeli sultan. Evvela şunu bilmeni istiyorum ki ben ne yapıyorsam senin ve kardeşlerinin istikbali için. Validem ne oluyor? Nicedir de istikbaliyle alakalı düşünüyorum. Nihayetinde bir karar verdim. Bu nasıl bir karar? Yoksa? Evet, seni evlendirmek istiyorum. Validem.
Beni çok mutlu ettiniz. Bana dünyaları bağışladınız. Size minnettarım. Nihayet Malkoçoğlu'yla ben. Mişima beni dinle. Sözümü kesmeden beni dinle. Şaşkınım mazur gör. Seni evlendireceğim. Doğru. Ancak Malkoçoğlu'yla değil. Diyarbakır Bey'le Bey'i Rüstem Paşa'yla evleneceksin. Validem siz ne diyorsunuz? Bu nasıl olur? Beni Rüstem Paşa nasıl layık görürsünüz? Mişima sakin ol. Hayır. Benden sakin olmamı beklemeyin. Sizden hiçbir şey saklamadım. Ne hissediyorsam söyledim. Siz bana karşılığında. Mişima telaş etme. Henüz bir karar verilmiş değil. Bu sadece bir düşünce. Bu düşünceyi aklınızdan çıkarın. Zinhar Rüstem Paşa ile evlenmem. Anlıyor musunuz beni? Evlenmem. Bu sadece benim düşüncem değil Mişima. Hünkârımızın da haberi var. Bugün değilse yarın bir karar verilecek. Hünkârımız mı? Allah'ım. Allah'ım kabus gibi. Bu evlilik ne ara ortaya çıktı? Ne ara konuşuldu? Siz bunu nasıl öğrendiniz? Benim niye bundan haberim yok? Mişima, bana bak, yüzüme bak. Ben senin kötülüğün ister miyim hiç? Seni mutsuz edecek bir şey yapar mıyım? Halim, o zaman müsaade etmeyin. Size yalvarıyorum, ne olur mani olun. Hünkârımızın iradesi karşısında daha olsa duramaz. Ama emin ol, senin mesut olman için elimden geleni yaparım kızım. Sağ olun hala. Ama senden istediğim bir şey olacak. Bu evliliği düşün. Bu kadar katı reddetmeden evvel düşün. Belki de senin için hayırlısı budur. Herkes bize kardeşlerine düşman ki, Rüstem Paşa yanımızda, bize sadık. Kendisi akıllı, kabiliyetli bir paşa. İstikbali de çok parlak. Hayır, bunu düşünmeyeceğim. İki cihan bir araya gelse olmaz. Zira benim gönlüm... Bali Bey'i unutmayayım ha. Onun da bir istikbalin yok, saadetin yok. Bana inan, bu mümkün değil. Sultanım, hünkârımızın hususi hekimi Moşo Hamon Efendi geldiler. Alın içeri. Sultanım. Hoş geldiniz Moşo Efendi. Hayrola, hangi rüzgar attı sizi buraya? Şehirde veba salgını mevcut sultanım. Edirne'ye de ulaştığı malumatı gelince hünkârımız tetkik etmemi buyurdular. Gördüğünüz gibi ben iyiyim Moşe Efendi. Sarayda da tedbirler alındı. Şükürler olsun sultanım. Ben müsaadenizle icap eden tetkikleri yapmak istiyorum sultanım. Evet. Ağlar. Moşe Efendi'ye yardımcı olun. Her şey hazır mı? Bir aksilik istemiyorum. Merak etmeyin sultanım.
Sultanım, maalesef bir veba vakasına rastladık. Vakit kaybetmeden sizi saraydan çıkarmamız lazım. Allah'ım sen bizi koru. Payitahta mı gideceğiz? Hayır sultanım. Deniz yoluyla Bursa'ya geçeceğiz. Oradaki sarayda kalacaksınız artık. Bursa mı? Hünkârımız lüzum görürsem sizi Bursa'ya almam için emir vermişlerdi. Anlıyorum Hoca Efendi. Ancak hiçbir yere gitmiyorum. Sultanım, burada kalmanız çok tehlikeli. Buna müsaade edemem. Hünkârımıza nasıl izah ederim? Olmaz sultanım. Bu beni alakadar etmez Moşe Efendi. Hiçbir yere gitmiyorum. Sultanım. Burada kalıyoruz ama bu çok tehlikeli. İnat etmeyin ne olur. Kendinizi düşünmüyorsanız şehzadelerimizi düşünün. Başka çaresi yok Fahriye. Bu işten ya sağ çıkarım ya da ölüm. Benim derdim, derdime dermanım. Benim canım, canıma padişahım. Geldin de sefalar, neşeler getirdin. Bu mübarek ellerinle ben gam ve kederi karanlık uyusun. Yüzünün şeyle aydınlattı. Sana Bursa'ya gitmen emredildi. Lakin sen emre riayet etmedin. Vaziyet ciddi Hürrem. Seyislerinden bir ağa vebadan ölmüş. Sen neden hala bu sarayda kalırsın? Sen neden girmişsin bu ölümlü sarayı? Ben de o yüzden kaldım Süleyman. Aşk yüzünden. Başıma gelen bütün felaketlerin, afetlerin, zararın, ziyanın sebebi de bu değil mi zaten? Aşk değil mi? Padişah bilmez mi ki? Beni hastalık değil, ayrılık öldürür. Ne yeryüzünde, ne gökyüzünde, ne bu dünyada, ne öte dünyada. Ondan daha ağır hastalık var mıdır ki?
canım alt. Süleyman ben cezamı misliyle çektim. Yüce affına sığınmış. Bu zavallı cahar yeni aç. Bitsin bu eziyet artık. Bu cefa bitsin. Ey benim gecem, karanlığım, ey benim günüm, aydınlığım, bir eliyle zehir, diğeriyle şifa sunan sevgilim. Zulmeden padişahın kendisidir. Destur! Haseki Hürrem Sultan Hazretleri! Sultanım, nihayet arza endam ettiniz. O mübarek ayaklarınızla bizlere şeref verdiniz. Sümbül-i Harem'de her şey yolunda mı? Veba korkusu haricinde her şey yolunda sultanım. Yokluğunuzda elimden geldiğince her şeyi halletmeye çalıştım sultanım. Âlâ.